Babam alzheimer hastası ginkgo seti kullanıyor uzun zamandır kendi işlerini yapar hale geldi uzun zamandır 3-4 aydır o alzheimer hastası ginkgo seti o kullanıyor ginkgo seti o ginkgo seti dediysek sadece ginko değil bununla beraber iksir var aloe vera jel var ginko var hormuz kolt var evet hormuz kolt bu yani sekiz, dokuz çeşit ürün var. Ben ginkgo diyorum, vatandaş diyor ki bana bir göndersin ginkgo, alzheimer hastası hastam var. Evet iyi, hoş, güzel ginkgo alzheimer hastasını tedavi eder ama ve lakin beyindeki ağır metalleri kolt temizler. Damarlarının içindeki plakları iksir temizler. İksir damarlardaki plakları çözer. Bütün organlardaki yağları çözer. Karaciğer yağlanmasını Karaciğer değerleriniz aleti asette isterse 200 olsun. 2 ayda normala döner. Yağlanmayı ortadan kaldırır. Karaciğer yağlanmış. Kalp damarlarının yüzde 90 tıkanmış olsa dördü de altı haftada açar. Nereden biliyoruz? Buradan yorumlardan biliyoruz. Vatandaş kullananlardan biliyoruz. Alzheimer hastasının beyni sağlıklı bir insanın beyni. Ne olmuş? İçi boşalmış sünger gibi olmuş beyin. Beynin en büyük düşmanı nedir? Alüminyum. Nerede var alüminyum? Her yerde var. Cips, jelibon, kek, gofret, çikolata, çerez, hepsi neyle ambalajlanıyor? Alüminyum folyo. Bir de vatandaş alüminyum ile ne yapıyor? Fırında tavuk, fırında ne diyor? Börek, çörek. Fırında yemek yapıyor börek çörek yapıyor tavuk pişiriyor alüminyum folyo her yerde kullanıyor onlar daha tehlikeli pişerken gıdaya geçiyor gıdadan nereye gidiyor beyne alüminyum beyni bitirir beynin en büyük düşmanı alüminyum evet beyindeki alüminyumu ne temizler ormus gold ama aması var Ahmet'in Mehmet'in üretmiş olduğu Ormuz Gold değil. Gökçe'nin üretmiş olduğu Ormuz Gold. Arada fark var. Şimdi geçen bir vatandaş iki, iki, genç geldi 30 yaşlarında. İnternetten araştırmışlar. Dediler ki biz manna almaya geldik. Ormuz manna. Ormuz manna almaya gelmiş. İyi dedim. Ama önce Ormus Gold 100 mililitresi 130 lira, Ormus Manna 600 lira. Niye Ormus Manna alıyorsun ki? Önce Ormus kullan ama Yani önce beyindeki armatel kimyasallar temizlensin. İleride kullanırsın Manna'yı. Kaç lira? Ormus Gold 100 mililitresi 130 lira, Ormus Manna 100 mililitresi 600 lira dedim. Ya biz gittik de falan yere, başka bir şehre gitmişler. 6000 liraya bir, litresi altı bin liraymış. Almışlar iki tane genç getirmişler. Diyor adam yanına gittik biz adamı profesör doktor zannediyorduk adam berber çıktı diyor. Ne yapayım dedim yani olabilir yani berber de bulmuştur bir yerden bir reçete yapmıştır. Berberin arka odasında yapıyormuş. O kadar dolmaz yani. Adam bir tarafta şu an <laughs> köpürterek vatandaşı sabun köpüğüyle tıraş ediyor. Saçını sakalını bir taraftan kıl tüyü diğer taraftan ağda yapıyor. Arka odada da hemen arka tarafında kapının arkasında da manna yapıyor. Var mı böyle saçmalık? Tövbe estağfurullah. <laughs> Hijyen sıfır. Vatandaş ormuz manna alacak. İçinde ne var? <laughs> Düşün artık. Ağda olacak. <laughs> kıl tüyü olacak veyahut da sabun köpüğü. Öyle şey mi olur yani? İnsan sağlığı bu kadar ucuz mu? Üstelik satmış 6 bin liraya. Getirdiler bana. Baktım. Bu manna değil. Bu suyunun suyu. Dedim. Niye? Ne demek o? Tavşanın suyunun suyu gibi dedim. Nereden biliyorum? O vatandaş da başka bir tanıdığımdan alıyor bunu. bir litre ormus manna alıyor veya ormus gold ormus gold'u manna diye satıyor. Güya iş yapıyor. bir litre alıyor. 50 litre suyla karıştırıyor. Satıyor. Neymiş? Hiç bir etki yapar mı bu? O nedenle kullandığım bir fırının faydasını görmedim diyor. İki tane genç 30 yaşlarında. Ya bunu yapanların çoğu şöyle mi böyle mi diyor. Vesaire vesaire. Yani bana ne? Yani ne yapayım ben ya? Savcı diyelim, hakim diyelim, yargıç diyelim. Ben sade bir vatandaşım. Her şeyi konuşmak zorunda mıyım ben? Yani mannacı Şakir'le başımız hep adam Milleti dolandırıyor. Dolandırsın bana ne? Yani e, anlatıyorum anlatıyorum dinlemiyor vatandaş. Yani biraz da hak ediyor yani. Araştırmadan, incelemeden gidiyor. Adam parayı veriyor, alıyor, kullanıyor. Ondan sonra geliyor bana ki ben şöyle mağdur oldum. Ben, ne yapayım yani? Ne yapayım? Mağdur olma. Git adam orada. Yani mağdur ona herkes bana geliyor. Ben burada sanki daha şu şey merkeziyim. Dert babasıyım. Olma. Araştır. Neyse. Evet. Alzheimer hastası Ginkgo seti o yani Ormus Gold var. Ginkgo var. Ginkgo'nun etkisini biliyorsunuz zaten. Bununla ilgili klinik araştırmalar var. 10.815 demans hastası üzerinde 36 ayrı klinikte 36 ayrı klinikte burada yazıyor şuradan. 36 ayrı klinikte toplam 10.815 demans hastası üzerinde ginko ekstraktı denenmiş. Ve hastalar tedavi edilmiş. Fakat sadece ginko olursa ne olur? Beyni besler. Alzheimer'ı önler. Fakat ileride yeniden bu riskin, bu rahatsızlığın yeniden dönme ihtimali var. Çünkü neden? Bir, Beyindeki plakları çözmediniz. Damarlardaki plakları çözmediniz. İki ağır metalleri, kimyasalları arıtmadınız. O nedenle iksir kullanmak şart. Ormuz kol kullanmak şart. Bağırsakları tedavi etmeniz şart. Çünkü bağırsaktan toksik madde geliyor. O nedenle beyin çöplüğe dönüyor. Bağırsakları tedavi etmeden karaciğer tedavi beyni nasıl tedavi edeceksin? Kalıcı olması için set kullanmak gerek. Kalıcı. Geçici istiyorsan ginko kullan. Evet. Burada da Alzheimer hastalarının yorumları var. iyileşen hastalar. Çok ağır hastalar bir sede evet, konuştuğu ne dediği anlaşılmayan A, B, O. Sadece ailesi anladığı insanı bile iyileştirdik hamdolsun. Herkes her hastalığa yakalanabilir. Herkes. Herkes mutlaka yakalanabilir her hastalığa. Dikkat etmesi. Sağlık önemli. Yani ebedi sağlıklı kalacağız diye bir şey yok. Önemli olan Bilgi sahibi olmak, araştırmak